herkes için paranın hayati önemi var. Sonuçta hayatlarımızı idare ettirmek için paraya ihtiyacımız var. Ama bazıları var ki parayı elinde tutamıyor, bazıları da o kadar sıkı tutuyor ki kimsenin ulaşmasına izin vermiyor. Bakın hangi burçlar para mevzusunda nasıl yaklaşıyor? Amacı değil, aracı olarak kullanır. Hangi burçlar daha bonkör? Cömerttir onlar da. Paraya önem vermedikleri için genellikle finansal konularda suistimal edilmeye en yatkın burçların başında gelirler. Hangi burçlar için para aynı zamanda bir güç kaynağı? İktidar ve kazanç çok önemlidir. Burçların paraya yaklaşımları ünlü astrolog Şenay Yangel'in yorumlarıyla sadece Magazin 8'de. Para çok çok önemlidir. Para onlar için olmazsa olmazdır. Para kiminin elinin kiri, kimininse elindeki en büyük güç. O halde burçların paraya yaklaşımları nasıl? Gelin birlikte görelim. Sevgili koçlar her zaman kendi parasını kazanmak, yönetmek, sevdikleriyle paylaşmak ister. Para kazanamadığı anda, kendine ve sevdiklerine yetersiz hissettiği anda bunalıma girer. Anlaşılan o ki koçlar paylaşımcı burçlar arasında yer alıyor. Peki ya boğalar? Sevgili boğalar, kendini güvende hissetmek ve sevdiklerini güvende hissettirebilmek adına parayı amacı değil aracı olarak kullanır. Boğalar için para öncelik değilmiş. İkizler için de böyle mi acaba? Sevgili ikizler, parayla ilgili endişeye kapıldıkları anda yanlış kararlar vereceklerinden dolayı her zaman finansal anlamda zorluklarla da karşılaşabilirler. Duygusal yengeçlerde sıra. Bakalım para konusunda da bu kadar hisli olabiliyorlar mı? Sevgili yengeçler için para her zaman ikinci plandadır. Onlar duygularıyla yaşayan, ikili ilişkilerinde, iş hayatlarında her zaman duygularını ön planda tutan insanlardır. Müzik dünyasının sarsılmaz temeli, aşk şarkılarının kraliçesi Yıldız Tilbe de bir yengeç ve paraya önem vermeyen, daima doğal ve kendi halinde bir hayat seçen ünlülerin başında geliyor. Oynat, kiminle dans ediyorsun? Çatlat, görürsem biliyorsun. Aslanlarla devam edelim. Güç ve şaşaa onlar için önemli. Peki ya para? Sevgili aslanlar için para hayatlarının merkezindedir ama asla onları yöneten bir kavram değildir. Kazanmayı da paylaşmayı da seven cömert aslan insanı özellikle yakın çevresinden zararlar gördükçe ilerleyen yaşlarda paranın ve finansal anlamda güvencenin önemini daha iyi anlayacaktır. Para incelikli hesaplara dayandırılarak yürütülürse önemli sonuçlar ortaya çıkıyor. Sanki bir Başak Burcu konuştu değil mi? Sevgili Başak insanı matematiksel zekası çok yüksek olduğu için nerede kazanıp nerede kaybedeceğini, akıllı yatırımların hangi şekilde ilerleyeceğini çok güzel sezinler ve her zaman parasının kıymetini bilip değerlendirmeyi çok akıllı zekası sayesinde başarılı bir şekilde ortaya koyar. Pekala, bu kadar hesap yeter. Teraziler gibi parayı hayatınızın merkezine almayı çok düşünmezseniz belki de daha huzurlu olabilirsiniz. Paraya hiçbir zaman önem vermez, paradan korkar, çok güçlü finansal kaynakları doğru yönetemeyeceği veya paranın kendi duygularını ikinci plana iteceği gerçeğiyle çoğu zaman da finansal anlamda şanslarını değerlendiremez. Cömerttir onlar da. Paraya önem vermedikleri için genellikle finansal konularda suistimal edilmeye en yatkın burçların başında gelirler. Para. Varlığı bir dert, yokluğu yara demişler. Tıpkı akrepler gibi ne parayla ne de parasız diyen kişilerin başında geliyorlar. İktidar ve kazanç çok önemlidir. Onlar başkalarının eline muhtaç kalmadan hayatını idame ettirebilecekleri birikimler yapmayı tercih ederler. Yay burcuyla devam edelim. Kendi olgunluklarına erişip para kazanmanın da parayı değerlendirmenin de belli bir emek gerektirdiğinin farkına varır ve bu yönde doğru seçimler yaparak hayatlarında finansın önem kazandığı noktaları başarılı bir şekilde yönetebilirler. Para doğru algılanmadığında hırsa dönüşebilir. Sevgili oğlakların da başına ne gelirse bundan gelir. Oğlak insanları zaaflarından dolayı finansal anlamda zorluklarla karşı karşıya kalır ve birkaç zorlu deneyimden sonra ancak paranın ve finansın nasıl değerlendirilmesi gerektiği kavramını daha iyi anlayabilirler. Para herkes için ikinci planda olmayabilir. Zira bir kova parasız kaldığı an kendini çok huzursuz hissedebiliyormuş. Kovalar için para çok çok önemlidir. Para onlar için olmazsa olmazdır. Paraları olmadıkları anda kendilerine olan güvenleri kolaylıkla sarsılabilir ve kendilerini iç dünyalarına kapatarak
kolay kolay dış dünyayla irtibat kuramazlar. Ve balıklar onlar için az olsun benim olsun lafı son derece ideal bir söz olacaktır. Neden mi? Paranın onların hayatının merkezinde olmaması gerektiğinden uzaklaşmamakla birlikte kazanmanın ve hayatı idame etmenin gerçeğini de kabullenmeleri bu anlamda doğru kararlar vermelerine yardımcı olacaktır.